Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Yani iyi diyelim, iyi olalım. Yalı Çapkını 26. bölümü konuşacağız. Abiler, öncelikle bölümü beğendiniz mi? Yani bence bölüm güzeldi. O kadar eleştirilmesine rağmen yani öyle ciddi bir sıkıntı göremedim ben. Beni iki durum rahatsız etti. Birincisi Esme'deki karakter dönüşümü. Yani Esme'nin motivasyonu çok çabuk değişti. Bir anda ne oldu da racon kesen bir karaktere büründü. Onu çözemedim tam. İkincisi de artık Zerri'nin çok stereotipleşmesi. Yani bir nevi karikatürleşmesi. ya yani bildiğin kötü diye yazılmış tek boyutlu bir karakter haline geldi ve çok rahatsız etmeye başladı bir izleyici olarak. Karton karakter diyebilir miyiz aslında? Kesinlikle. Karton karakter denir. Buna stereotip denir. Herhangi bir derinliği olmayan, hikayeye de bir katkısı olmayan, sadece sırf kötü olmuş olmak için ve hikayeye bir çatışma eklemek için yazılmış bir karakter. Kotasını da doldurdu ama işte hala devam ediyor. İfakati oraya eklemlendirmek de bana çok geçmedi. Yani o da bence bölümün kötü tarafıydı. Ancak bölümü beğendim dememdeki sebep şu. Ben tekrar birkaç bölüm sonra ilk defa Ferit Korhan'ı gerçek Ferit Korhan olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü Ferit aslında böyle bir karakter. Yani işte son sahnede Seyran'a vuracağı yerde ben hiç şaşırmadım. Bence şöyle bir sıkıntı var. Fanlar Ferit Korhan'ı hayallerindeki Ferit Korhan olarak görmek istiyorlar. Ancak Ferit Korhan gerçek hayatta yaşamış, psikolojik bir altyapısı olan ve bu temel üzerine yazılan bir karakter. Yani Ferit de daha önce de bahsettik. Disosyatif kişilik bozukluğu var. Disosyatif kişilik bozukluğu olan insanlarda şiddete meyil elbette olur. Kaldı ki Ferit sözlü şiddet ve mobbinge seyreni kaç bölümdür? Hele ki ilk başlarda çok fazla maruz bıraktı. Peki bu zamana kadar hiçbir şekilde elini kaldırmayan Ferit bu bölümde hangi motivasyonla elini kaldırmış olabilir? Birincisi çok yüklendi seyreni. Seyran Ferit'in üstüne ki haklıydı kesinlikle haklıydı yani bu zamana kadar yüklenmemesi bile hata Seyran yine iyi dayandı bence iyi sabretti taş olsa çatlar ama bir erkek için de ağır cümleler onlar yani senden kimse çocuk yapmaz sana kimse bakmaz yani sen baba olamazsın sen delikanlı değilsin yani bir nevi erkeğin gururunu incitecek kelimelerdi peki bu zamana kadar hep kadının gururu incinirken kesinlikle incindi çok incindi yani Seyran üstünde inanılmaz bir baskı varken erkeğin el kaldırması onu suçsuz mu yapıyor? Asla suçsuz yapmaz. Sadece Ferit Korhan çoklu kişilik bozukluğuna sahip bir karakter ve bazen mesela çok tatlı olduğu anlara denk geliyoruz. Bu bölüm mesela tekne sahnelerinde gayet tatlı, sempatik, sevimli bir karakterdi. Ama evde çıldırdıktan delirdikten sonra nasıl değiştiğini gördük. Benim bölümü beğenme sebebim açıkçası Ferit Korhan'daki o değişimi görmekti. Ferit Korhan'ı kaç bölüm sonra ilk defa bence ayarında izlediğimizi düşünüyorum. Peki sen abi? Abi ben bayağı farklı düşünüyorum bu düşüncelerden. Öncelikle Esme Hatun mevzusuyla başlayalım. Şimdi evet birazcık hızlı gerçekleşti bu olay ama anlık olarak Seyran'ın böyle anlatmasıyla birlikte hemen gidelim bu işi birazcık kendimiz halledelim en azından tarzı bir. Kadında da bir patlama yaşadık. İlk bölümlerde de onu şöyle görüyorduk. Evde pasif bir karakterdi. Ancak kendi içerisinde pasif agresif bir insan. Yani öyle patlamalar yapabilecek bir karakter. Ve nitekim orada da kendi başını eğdirerek damadını savundu. Bugün birimiz evlensek birisiyle ve Ferit'in yaptığı olayları yapsak hiç bir kaynanamız bizi. Metres'in annesi ve Metres'i karşısında savunmaz. Gerçekten çok büyük bir şey yaptı. Esme Hatun gerçekten anneliğini ortaya çıkartarak masaya yumruğunu vurmasını bildi hocam. Asenalı'nı yaptı, liderliğini gösterdi. O bebek sahildeki sahnede de Ferit ağzının payını verdi. Ferit'in ondan sonra tabii ki de çok gördük bunu. Panik atak tarzı krizlerini de gördük. Seyran'a olan tepkisini bir noktadandan verebiliyorsun. Ancak şu çok kritik bir nokta. Ferit gri bir karakterdi baktığımızda ve Golden Boy yani Yalı Çapkın dediğimiz karakterin çok yanlış yazıldığını 3-4 bölümdür söylüyorduk. Ve insanlar artık sempati bile duyamamaya başlamıştı. Bırakın empatiyi ki bu çok sıkıntı bir durumdur. Çünkü birçok kadının aslında hayali Ferit karakteriyken mesela bir teyzeli röportaj yapıyorlar sokakta. Ne izliyorsun teyze diyorlar. Eskilerde bu. Bir ay falan önce. Ben Yalı Çapkın'ı izliyorum evladım işte. Ferit gibi bizim de gençliğimizde öyle hani sevgililerimiz falan oldu diyor bilmem ne. Şimdi onların asla bu diziyi bu bölümdeki o şiddet olayından sonra izlemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu dizide evet babası tarafından şiddete maruz kalan kız çocuklarını gördük ki Seyran yine şiddete maruz kalacak babası tarafından göreceğiz. Yani... Ya bir şey diyeceğim. Neden Ferit Korhan karakterini hayal ettiğiniz Ferit Korhan gibi görmek istiyorsunuz? Ya, ya. bu psikolojik bir alt tipe gerçek hayat hikayesine dayanıyor. Bu Ferit Korhan gerçek hayatta nasılsa öyle yazılan bir karakter. Gülseren Budayıcıoğlu'nun da senariste Ferit Korhan'ın nasıl bir karakter olduğuna dair elbette verdiği öngörüler, ön bilgiler vardır. Yani neden kafamızda bir Ferit Korhan kurduk ve Ferit böyle olmalı, Seyran'a e karşı böyle davranmalı diyoruz? Böyle bir şey yok. Abi ben şunu anlamıyorum. Karakterler çok tutarsız. Hikaye çok tutarsız. Sürekli aynı şeyler olup olup duruyor. Seyran sürekli yalıdan gidip gidip geliyor. Sürekli kavga. Sürekli aynı diyaloglar doğru, duyuyoruz. Doğru yani doğru. 26 bölüm oldu. Hikaye açılması yapan yan hikayeler dışında Sultan'ın hikayesidir. İfakatın hikayesidir. Suna'nın hikayesidir. Ben bunlara hiçbir şey diyemem. Ama işin genel hikayesinde sürekli aynı şeyleri izliyoruz. Yani yeter değil mi artık doğru, ya? Doğru. Bu konuda herhangi bir şey diyemem. Sadece şunu diyorum ben. Hikayeye tutar tutarsız mı? Tutarsız. Karakterlerde tutarsızlık yok mu? Var. Ama Ferit Korhan karakteri zaten tutarsız bir karakter. Gerçek hayatta olan bir karakteri siz psikolojik bir altyapıya dayandırarak diziye uyarlıyorsunuz. Biz diziyi izlediğimizde ben hep söylüyorum. Sağ alt köşede ne var? Bu gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Bunun Özel, farkına varmak uyarlanmış lazım. uyarlanmış mı peki sence gerçek hayatta? Ya Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortağı olduğu bir işte mutlaka uyarlanmıştır. Ferit'in sen Sayrana vurabileceğini düşünüyor musun hocam? Tabii ki abi neden vuramasın? Ya disosiyatif kişilik bozukluğu olan bir insan bu zamana kadar sözlü şiddete başvurm Mobbing'e başvurmuş. Bunları yapan bir insan fiziksel şiddete niye başvurmasın? Daha kötüdür Peki, fiziksel şiddet. Peki izleyicilerin böyle bir şeyi izleyeceğini düşünüyor musun? Gördüğünüz Gerçek işte. hayat hikayesi değil. Kırmızı odada nasıl Tamam. Ama 25. bölüme kadar Ferit'e daha çok romantik obedi gibi daha sempatik kısımlarda bizi özdeşleştiğimiz için verdiler. Ve son 4 bölüm önce de şöyle bir şey vardı. Seyran için her şeyi yapabilecek bir karakter vardı. Şimdi ne olduysa biraz onun üstüne gelince tekrar o kişilik bozukluğu bir anda nüksetti ve acayip bir şey yaptı. Yapmaya başladı. Seyran için hala her şeyi yapabiliyor bir karakter seyran hiç sormadan, etmeden, adamı dinlemeden sürekli sen anlattın, sen ettin diyor ki ben yapmadım, ben anlatmadım diyor. Bir otur dinle mantıklı bir şekilde. Ben seyranı suçlu buluyorum burada. Kim anlattı? İfakat anlattı. Fakat anlattı. Her şeyi mi? Peki? Tabii ki. Ya Ferit bunun üstüne gitmeli yani. İfakat olayına girdiysen, ifakat anlatmıştır büyük ihtimal. Peki önceki bölümlerde şöyle bir detay görmemiş miydik? Mesela Ferit arada Pelin'le konuşurken Kazım'ın aileye karşı tutumlarını Pelin'e biraz çıtlatmıştı. Acaba Pelin ve ailesi bunu kafasında kurmuş olamaz mı? Yani yani aslında Ferit de suçsuz değil mi? Ya bence burada ben Ferit'in suçsuz olduğunu düşünüyorum. Yani bu bölüm genelinde zaten Ferit'e suç bulabileceğim bir nokta yok. Yine toparlamaya çalışıyor ilişkisini. Gidip Zerrin ve Pelin'le konuşması bölümün başlangıcındaki sahnede iyiydi. Yani bırakın beni artık diye. Ya karısına bağlı, sevmek istiyor. Ama Seyran bir türlü Ferit'e güvenemiyor. Seyran da haksız değil. Bu hikaye şöyle bir yere evrildi. O da haklı, o da haklı. Ya haksız kim? Kardeşime çevrildi. Ama şu net bir şekilde eleştirdiğim bir konu. Ferit karakteri tutarsız. Ferit karakteri hasta bu karakterin sempatik tatlı özelliklerini görüp de oy Ferit ne kadar tatlıymış demekle olacak iş değil. Bu karakterin gerçekleri var, realitesi var. Şiddet uygulamaya meyilli bir karakter. Tamam da abi şöyle bir şey görmüyoruz. Senarist karakterin bu hastalıklı tutarsızlı davranışını kendine aslında bir oyun alanı açtırtarak kullanıyor. Karakterleri yani özellikle Ferit karakterini bu kadar tutarsız yazmasının nedeni bence hastalığı değil. Senariste de bir problem var bence bu konuda. Bizim şu anda senarist gözünden baktığımızda zaten hasta tutarsız davranır diye kaçış alanımız piştir, piştir gitsin diyor. Yani kaçış alanı olarak bakıyoruz. Bence sen buna öyle bakıyorsun. Yani içinde bir tutarlılık yok ki karakterin. Ferit karakteri temelinde değil bu. Sizin bahsettiğiniz şey genel hikayede tutarsızlık var. Bu senaristin eksikliğidir, zaafıdır, kusurudur. Ama Ferit karakterindeki bu zaaf yüzünden yani disosyatif kişilik bozukluğu yüzünden senarist kendisine bir alan açıp genel hikayedeki tutarsızlığı bastırmaya çalışıyor mudur? Olabilir. Ama şunu da unutmayalım. Senaristler de baskı altında çalışıyorlar. Zor şartlar altında çalışıyorlar. Ben şuna ek olarak bir şey diyeceğim senarist kısmında. Dizi şimdi çok böyle başla Tamam psikodrama alt temelli olduğunu biliyoruz. 26. bölümde ben resmen Kırmızı Oda izledim. Yani bildiğin dizi böyle başlamamasına rağmen Gülseren Budayıcıoğlu'nun herhangi bir işi gibi izledim ve ben sezonlar Evet ama öyle başlamadı ilk başta işte. Günger Bey'in senaryosu daha farklıydı. Psikodrama ile romantik komedi birbirini karıştırıp dozunu ilk 14 bölüm çok iyi ayarladığı için fanlar ve ev çok sevmişti. Biz de gençleri olarak ilgimize çekmişti YouTube'da. Fakat son 3-4 bölümdür bayağı aslında Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikaye tarzına dönmüştü. ...göndüğünü ve benim de izleyicilerin de bundan artık çok sıkıldığımızı söylemek istiyorum. Hocam isterim. bu drama, drama. Yani romantik Hayır, komedi değil. Demiyorum. Bu yaz dizisi değil. Bu sezonda başlamış bir dizi. Ondan Arkadaşlar hocam, romantik komedi değil eleştirmiyorum. Bu. Gülseren hikayelerini artık izleyicinin çok fazla sevmediğini düşünüyorum. Çok bıktık. İki Niye? Sezondu. Bak hala reytingler yüksek. Abi. Camdaki kızın reytingleri değişmiyor. Ha. çapkını hala yüksek reyting alıyor. Kırmızı Oda ilk başladığında Mausmar Apartman ilk başladığında kasıp kavurdu. Tamam. Yerken. Ama bence her dizi aynı olduğu için sıkıldı. İnsanlar Yalı alternatif bir dizi diye sevdiler. Ve şu an hepsiyle aynı olduğu için diğer rakip dizi daha böyle çatışmalı kaos olduğu için ona gidiyorlar. Çok da hak Yalı veriyor. Yalı Çapkın nasıl alternatif dizi mesela? Yalı Çapkın'ı romantik komediyle bağdaştırırsak Erkenci Kuş'tan veya işte Sen Çal Kapım'dan farkı ne? Aynı konuları. İşte ikisini birlikte işleyebilmesiydi. O dengeyi tutturabilmesiydi. Yaz dizisinden bozma bir şeyle Bence ]ydi. Yalı Çapkın'ın tutmasının tek sebebi vardı. O da Afra ile Mert'in arasındaki uyum ve enerji doğrusu. O doğru. Kesinlikle öyle. Onun o dışında hiçbir şey şekilde yok. Hikayesi çok iyi. Psikolojik alt dayanıyor falan bunlar değil yani. Ben her şeyi bir kenara bırakarak tek bir soru soruyorum. Ferit Korhan Seyran'a elini kaldırdığında haklı mıydı, haksız mıydı? Haksızdı. Haksızdı canım yani. Şimdi karakterin doğal dengesinde, akışında olan bir şey bu. O hareketi yapmasına şaşırmadım. O bana normal geliyor. Ama yine de, yine de böyle bir şeye yeltenmesini bir erkek olarak e, çok garimsedim. erken. Çok erken. Oldu. Hayır sen dövebilir mi diyorsun yani? Hayır. Yerde? Ferit'ten bir şey beklemek için hocam bu tarz bir şeyi onun altyapısının emarelerini görmemiz lazım. Sen işte işte Ömer'e konuk oldular bu bölüm Ömer dizisine. Reşit Hoca bunları güzel öğüt verirken hayalinde Seyran'la geçirdiği zamanları gördü falan. Bölüm sonunda Seyran'ın annesi ona neler dedi. Ondan sonra bir baktık yine böyle kafayı falan dağıtmış. Tipik bir muhafazakar aile çocuğu değil midir işte? Şimdi abiler ben başka konulara da girelim istiyorum. Dizde şöyle bir durum vardı. Ferit Sultan'ın oğlu Fırat'la bir futbol sahnesi gerçekleşti. Bundan birkaç bölüm önce 18. bölümün incelemesinde şöyle bir cümlem var senin abi. Ferit ile Sultan'ın oğlu arasındaki sahneler bence artacaktır. Bunları görmeye başlayacağız dedin. Şu anda 26'ya geldik. 8 bölüm geçmiş, aradan 2 ay geçmiş. Ama senarist de bunun galiba farkına varmış. Bir size şöyle bir soru soracağım. Senarist seyirciyi meraklandırmak açısından böyle bir olayın gerçekliği konusundaki tartışmayı bir kenara alıyorum. Bu olay belki gerçek değil. Gerçek, gerçek. Gerçek. Belki gerçek değil olarak baktığımızda senarist tamamen seyircinin kafasına soru işareti bırakmak için bu tarz bir yöntem uygulayabilir mi? Yok, sanmıyorum. Daha önce de dedim ben. Sultan'ın küçük oğlu Ferit Vela asıl kelam değil. Hayır canım Ferit'ten yani bu. Hayır böyle bir şey yapılamaz mı mesela bir dizide? Yapılabilir ama yani bu çok abes olur artık. Değil Yalı Çapkın'ın yeğesini konuşmak izlediğin vakitlere ah vah derim yani bu kadar göze yani, sokup da yapamazsın böyle bir şeyi. Sultanla Seyran'ın orada bir bakışması vardı ya ağır çekim. Onu çekimde. diyorum ben de aynen. Ha, o sultanın bakışı sana neler yapacağım bakışıydı ya. Tabii ki yani. yani çünkü sultan ya belli ya o çocuk Ferit'ten işte yani bunu çok fazla konuşmaya gerek yok net bir şekilde. Ferit'in Ferit de iyi bir baba olabileceğini sanki orada biraz gördük. Böyle dedik diye de ne bileyim videolarımız şimdi birilerinin önüne düşer değiştirirler senaryo orasını bilemem. Kendileri kaybederler artık yalı çapkını konuşmayız yani bizimle. Onun dışında bir masa sahnesi vardı ve masa sahnesinden sonra da aslında sun Abid'in arasındaki gerilim bunun İfakat'in dahil olmasını seyrettik. Burada da aslında bayağı bir gerilim oldu. İfakat Suna'ya bu kadar açık bir şekilde Abid'inle olamazsın sen dedi. Bu yalıda kalman için neler yapabileceğini de sana sundum dedi. Burada bir Fuat olayını da önüne sürdü. Aslında çok güçlü bir çatışma görüyoruz bu yan hikayede. Diziyi bu yan hikaye yani İfakat'in galiba içinde olduğu bütün yan hikayeler dizi izletiyor. Evet gerçekten. Geçen yani. bölümde dedik ya çatışmanın ana kaynağı İfakat ya hocam. Ve İfakat bu da çok iyi yazılmamasına rağmen izletiyor. Onu da söylemek lazım yani. Gene hikayelerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Abidin karakterinin garibanlığı, yoksulluğu ve sürekli böyle vur buna gitsin takınılan tavırlar Abidin'e karşı. Bence total seyirciyi çekmek için doğru hamleler. Abidin'le empati kurabiliyoruz ve üzülebiliyoruz yani. Peki bu hikaye nereye bağlanır? Bence Sunay'la Abidin'in geleceğini ben pek parlak görmüyorum. Zaten orada Fuat vardı. Şimdi Saffet eklendi oraya. Ben sevdim Saffet'i ya. Çok sempatik çocuk. E, Saffet hocam. sempatik çocuk. Ferit de sevdi. Yan aşçılar iki bacanak sadece Abidin ile Sunu arasında hep bir şey olacakmış gibi Böyle sahneler verildi bu zamana kadar. Ama ben pek o izlenimi almıyorum gibi yani. Ya bir de bir şey soracağım. Abidin'le Suna ne ara bu kadar şey oldu ki? Tabii Suna Abidin'e yaklaşamıyordu. Bir anda sarılmalar falan başlar. Ben onu çözüm anlamadım yani. Orada bir gariplik var. Hikayenin genel tutarsızlığı burada devreye giriyor işte. Onun dışında Minat Tugay diziden ayrıldı. Bir paylaşım yaptı. Ve aslında o sahnede benim anlamadığım bir şekilde Gülgün'ün bir anda bir yükselişi. Böyle bir e, hanımağı gibi bir ortaya çıkışı falan. Gülgün'ü de biliyoruz yani. Gülgün bu... İstanbul'un sefiri mi olmaya andı işte acaba yani Süleyman Çakır mı oluyorsun sen? İstanbul galiba Gülgün'ün çöplüğüymüş. O saçını savura savura ağır çekimde çıkması evden. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın yönetmeni mi çekti o sahneyi? Sen zaten posta falan koymadın ki. Orhan kendi posta koydu. Arkada Rehmeye. tulum çalmalıydı bence. Yanlış bir müzik eklenmiş. Gülgün'ün orada saçlarını savura savura gittiği sahnede. dizinin gerçekliğiyle hiç uyuşmayan bir sahne. Çok saçma gereksiz bir sahne. Gülgün karakteri daima ezilen bir karakterken bir anda Defne'ye yükselmesi de öh dedirtti artık. Bir de o hikayede şöyle bir şey var. Defne güçlü bir kadın karakterdi. E bu bölümde e benim etresini olarak alabilirsin. Orhan'a döndü. döndü. İyi karakter değil miydi bir de? iyi bir, yani Gülgün'ün arkadaşı olarak girdi. Eski hikayeleri, defterleri kapatmış biri olarak girdi. Birkaç bölümdür Orhan'la spor yaptı diye tekrardan metresine olabilirime getirdi dediğin gibi. Ya susuyorum. E bu kadının İstanbul'da çok iyi bir yeri de var. İyi para kazandı. E şimdi Orhan bunu terk etti diye Almanya'ya gitmesi beni yemedi yani. Orada da mekanım var. Ne yapılmak istenmiş? Ben sana söyleyeyim mi hmm. hocam? Hak vereceksin. Defne'yi çıkartacağız ya biz diziden. Gülgünü yükselterek defneyi aşağı çekip çıkartalım ki ne de olsa defne çıkacak. Hiç değilse elimizdeki gülgünü yükseltiriz. Gülgün up, defne alt. Aynen öyle. Sırf bu sahneyi çekmek için bile eklenmiş olabilir bu karakter. Ben sana o kadar diyeyim yani. Çünkü hikayeye hiçbir ki... katkısı da olmadı bu arada. O Keşke ilişki... Ferit Korhan'la ilişki yaşasaydı da yani bunları görmeseydik bu arada. Olabilir mi daha yani? gerçekçi. Yani mesela Efe işte de ortada işte. yok. Bir ara muhtemelen çıkar sonra tekrar gelir. Ya yani bir dizideki bu karmaşıklığı ben bir türlü çözemedim. Artık sadece Pelin sahnelerine değil de dizinin genelini gözlükle izlemeye başlayacağım. Durum onu gösteriyor. O kadar diyorsun ha. O he? derece. Esme için özel bir bölümdü. İnanılmaz bir dönüşüm sergiledi. Bu arada Zerrin, Pelin, Esme ve Seyran sahnesi herhalde bu bölümdeki en yüksek sahneydi diyeyim. İyiliği kötülüğünü bir kenara bırakarak hikayeyi devam ettiren bir sahne olarak tasarlanmıştı. Fakat orada çok ilginç bir detay var. O detaydan biri şu. Zerrin Esmen'in suratına belki de bir kadınla kavga ederken söylenmeyecek o kadar ağır sözler söyledi ki dozunu ayarlayamadı yani. İfakat konuştu sanki orada ya. Bu Zerrin'in karton kötülüğü nereye gidecek abi? Gereksiz diye zaten bahsetmiştik. Uzatıyorlar Pelin hikayesini ya işte. Zerrin'in kötülüğünden de geçtim. Yani Esmen'in bir anda böyle değişimi, iki kelimeyi bir arada kullanamayan Esmen'in sırf kızı mağdur oldu diye yükselmesi, Zerrin'in o kelimeleri kullanması falan çok garip bir diyor. Yani bir anda bu kadar sesinin çıkmasını da çok garip dedim. Ben Esmen'in bu bölüm sadece şu özelliğini sevdim. Ferit'in yüzüne her şey söyledi ya. İçim ferahladı yani. yani. Yağları eritti. Karakter dönüşü konusunda dizi çok sıkıntılı. Seyran'da da bakmıştık. O yemek sahnesini hatırlayayım. 14. bölümde. Ayna karşı. Aynaya bir baktı. Bakışını attı. Saçını geri attı. Saçını geri atan herkes alfa modunu açıyor. Yani biraz ilginç bir mod var. Abi sana bir soru soracağım. Senarist sanki geçmiş bölümlerde yazdığı sahneleri, başlattığı bu hikaye açılımlarını unutuyor mu? Bana öyle geliyor sanki. Abi hani demiştik ya bir omega 3 alması lazım. D vitamini eksikliği var falan. Hani bizde katarak başladı. Büyük ihtimal onların ekipte de. Ha bu arada ekipten bahsetmişken hocam. Sen de bunu çok önceki bölümlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya gerçekten tek ağızdan yazılıyor gibi karakterler. Hepsi. Her karakter aynı cümleyi kuramaz abi. Spesifik kelimeler oluyor. Yani spesifik aynı. Spesifik kelimeler oluyor ve 3-4 bölüm farklı karakterlerin ağzından görüyoruz bunu. Sanki senarisi yeni bir güzel kelime keşfetmiş ve bunu kazandırmaya çalışıyor gibi. TDK Adamı geziniyor bilmiyorum keşke o vakti birazcık şeye ayırsalar diye düşünüyorum karakter dönüşümlerine ve birazcık derinliğine ya çünkü Yalı olan karakteri biz şimdi 27'de tekrar mekanlara giderken göreceğiz yine Seyran onu yakalayacak en başa döndük o zaman biz 10 bölüm hiçbir şey izlemedik. Abi bunu dedikten sonra aklımı kurcalayan bir durum var Türkiye'de erkek senaristler güçlü kadın karakter yazamıyor galiba. Bence bu ön yargı ama neyse. Kızılcık şerbetine bakıyoruz. 3 tane kadın yazıyor ve Nursema'nın durumu ortada. Erkek senaristlerin tabii ki belki çok küçük bir bölümü güçlü kadın karakter yazabiliyordur. Ben bununla alakalı bir şey söyleyemem. Ama çoğu bence bunun içinde Mehmet Barış Günger de var. Gerçekten güçlü kadın karakter yazmada büyük bir problem yaşıyoruz. İfakat gibi bir karakter çok güçlü. Onu inanılmaz parlatabilirsiniz. Seyran'ı görüyoruz. Ya bu kadar ezilen bir kadını bir türlü o mağaranın içinden bir türlü o kuyunun içinden çıkartamıyorlar. Özellikle Seyran bir türlü güçlenemiyor. Bu bir senaryo sorunu mudur? Senaryo bir kadın eli değmesi gerekiyor mudur? Yalı çapkında bir kadın senarist eli değmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü diyaloglarda bu çok bariz belli oluyor. Kadınlar arası diyaloglarda yani Zerrin ile Esmen'in arasındaki diyaloğu bir erkeğin yazdığı çok belli ve iki kadının restleşmesinde kullanılacak cümleler değildi onlar. Yani sanki iki mafyanın restleşmesinde kullanılacak cümleleri metres kadın ilişkisi konusu üzerine söylemeye başladılar. Normalde orada onu çıkart. Sen işte bizim mallarımıza el koymuşsun, uyuşturucumuzu almışsın, tırla kaçırmışsın diyaloğunu ekle. İki karakter arasındaki tavırlar, jestler, mimikler hiç sırıtmaz yani. Sadece orada konuyu değiştirip Metres ve iki annenin kızlarını savunma tarafına getirdiler durumu. Çok erkek elinden çıktığı belliydi. İşte kadın senaristlerin elinin bu tarz sahnelerde kadınları daha iyi tanıma konusunda daha ön planda olması gerekir. Ama bu sahneyi erkeğin yazması bariz belliydi. Diğer konuya gelecek olursak erkek senaristler güçlü kadın karakterler yaratmıyorlar yaratıyorlar mı? Yaratıyorlar. İşte sen dedin? Az örnekleri var. Örneğin Ethem Özoşuk, Poyraz Karayel'de Ayşegül karakterini, Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı karakteri çok güçlü bir şekilde yazmıştı. Sadece kadın temelli dizilerdeki Yalı Şapkın'ın genel izleyici kitlesi de Yalı Şapkın'ın çatışmasının başladığı noktalarda da hep kadın karakterleri görüyoruz. Erkeklerin yetemediği noktalarda mutlaka bir kadın senarist eli değmesi gerekir diye düşünüyorum ben hocam sen. Kadın senaristler de bazen kadın hikayesi yazarken çok fazla bir şekilde radikal feminist karakterler yaratıyorlar. Bu da erkek izleyicilere bir, bir tık sıkıntı yaratabiliyor. O rengi nadir sağlayan insanlar var. Yalı da bence senaryo ekibine özellikle bu tarz kadınlar arası geçen sahnelerde Güngör Bey'in birazcık bırakıp daha ekipte bir kadın varsa ona bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi Aslan'la amcasının kapışması gibi oldu o atışma sahnesi. Ya hiç kadınların kurabileceği cümleler değildir ve hiçbir anne de gidip de ne bileyim damadında savunmaz yani kızı oradayken. Diyorum ya metres ve işte savunma içgüdüsünü çıkar oraya uyuşturucu ve sen bizim malları kaçırmışsın tırınla falan konusunu ekle aynı yani hiçbir Çok şey öyle. değişmeyecek. Onun dışında da fragmanda ifakat Pelin'e elini öptürüyordu. Bu sahnede çıkarılmış. Muhtemelen haftaya göreceğiz bu sahneyi. Belki yani, de kesildi atıldı. Ara sıra yapıyorlar. Belki olamaydı. de kesildi atıldı. O da olabilir. Yani bu fragmanlardaki insanları çekmek için yapılan durum da yani bu hafta 3 tane fragman, 2 tane ön izleme bir buçuk sayfa, 2 sayfaya yakın bölüm özeti. Ya bölüm özetini ben okudum lan dedim. Mükemmel bir bölüm geliyor. İzledim. Alakası yok. Ya bu bölümü öyle bir köpürttüler ki gözümüzde. Sanki biz bir şey yaptık. Gelin. Bundan sonra belki de gelmeyeceksiniz mi için yaptılar acaba? <laughs> Son 3-4 bölümden daha iyi bölümdü bu bölüm. Çünkü diğer bölümleri ben hiç beğenmemiştim. Tabi bu bölümü beğenmeyen çok fazla fandomda olmuş. Herkes her bölüm beğenmeyebilir. Benim bu bölümü beğenme sebebim ben karakter bazlı hikayeleri izlemeyi daha çok seviyorum. Ferit karakterinin bu bölümkü dönüşümü benim hoşuma gitti. Hocam ben Ferit'i artık göremiyorum ve anlayamıyorum. Bu yüzden de 26'daki o reklam puşunun bu kadar işte gelin izleyin'in çok fazla reytinglerde de bir puan harici yükselmediğini gördük. Hatta rakip dizi de reyting düşmesi reyting arttırdı. Yani aslında çok fazla bir olay olmadı. Gelecek hafta 27. bölümünde de hani az çok tahmin edebiliyoruz neler olacağını. O yüzden ben hani diğer bölümlere göre iyi olduğunu düşünüyorum 26'nın. Ama 27'nin de sanki dizinin en kötü bölümü olacağını da e, düşüncelerim onu gösteriyor gibi. Biraz daha Ferit Korhan karakteri üzerine yoğunlaşırlarsa bu iş düzelecek gibi. Bence ikinci sezonda dizi toparlayacaktır ama ilk sezon artık bitti. Böyle kabul edip yolumuza bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler abi. Teşekkür ederiz biz de. Biz teşekkür ederiz Videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.